Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gümbaş Dövrü'nün ikinci saatiyle karşınızdayız. Bugün yayına başlarken söyledik, pek çok değerli ismin bugün yıl dönümü, ölüm ve doğum yıl dönümleri. Bugün öncelikle İlhan Selçuk ve Turan Selçuk kardeşlerle ilgili önemli bir gün. 11 Mart 2011'de Turan Selçuk'u kaybettik. Aynı tarih İlhan abinin de doğum tarihi. Turan Selçuk Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biridir. Sadece karikatürcü değil, bir filozoftur Turan Selçuk. Yarattığı Abdülcanbaz tipi kendi özelliklerini de taşır. Turan abiyle birlikte çalıştık Milliyet Gazetesi'nde. Onlar bitsin görseller, başka şeyler de göstereceğim size buradan. Turan Selçuk Avrupa Konseyi'nde sergisi açıldı. 1922 doğumluydu Turan Selçuk ve onun kitap karikatürü dünyada kitap okuma kampanyası için kullanıldı Birleşmiş Milletler tarafından. Avrupa Konseyi'nin önerisiyle ilk kez Strasbourg'da insan hakları sergisi açıldı. Onunla ilgili olarak da albüm burada. Onu da birazdan size göstereceğim. Turan abinin insan hakları albümü. Turan Selçuk'un Abdülcanbaz oyunu son olarak Antalya Devlet Tiyatrosu Antalya sahnesinde sergilenmişti. Ve ben de Turan abiyle beraber gidip o oyunu izleyip sonra Milliyet Gazetesi'ne yazmıştık. Bu da o dönemden bana Avrupa'da bütün dünyada dolaşan şeydir. İnsan Hakları Sergisi imzalı. Şöyle diyor, değerli yazar dostum, büyük bir geniş gönüllülük göstermiş. Nazım Altman'a sevgilerimle 12.2.1996 Turan diye imzalamış. Bir tane de duvarımda asılı duran Özgün Baskı Abdülcanbaz bisikleti var. Turan abiden bana kalan. Bu sergi şu anda da yeni 11. ölüm yıl dönümü nedeniyle de birden sergilenecek. Turan Selçuk, İlhan Selçuk anlatacak. Çok kısa bir videomuz var, onu izleyelim. Sonra başka anmalarımız da var. Turan Selçuk çok küçük yaşta, anlatmıştı size, çizmeye başladım çok küçük yaşta. Neredeyse ne söylemek gerekiyor, daha okumasını yazmasını beceremeden çizmeye başladı herhalde. Çocukluktan başlayarak bir karikatür, mizah, edebiyat falan, basın, gazete, bu havaların içinde büyüdük. Diyeceksiniz ki bir subay ailesinde bu nasıl oluyor? O zamanın Türkiye'sinde en okunmuş yazmış kesimler subaylar, memurlar. Onlardı yani. Sonra tabii Turhan olmadık bir gelişme gösterdi. Ben bile şaşmışımdır. Çünkü bugün yeryüzünde Türk karikatürü çok ileride. Çok ileride ve Turan Selçuk da, ben tabii kardeşiyim, bunu söylemek zor ama söylemezsem de bir sanki bir gerçeği gizlemiş gibi kendimi görüyorum. Dünyada en önde gelenlerden biri, belki birincisidir. Çünkü ben 52'den beri bu dergilerle, mergilerle falan, basınla, gazetelerle bu işin içindeyim. Dünyadaki bu karikatür ürünlerini de görüyorum. Türkiye'de de uluslararası karikatür yarışmaları yapılıyor. Cumhuriyet'te de Yunus Nadi. Sevgili izleyiciler, bugün aynı zamanda İlhan Selçuk'un da doğum günü. 3 yaş vardı aralarında ve aynı yıl birlikte aramızdan ayrıldılar.
Turan Selçuk ve İlhan Selçuk biri yazar biri çizer olması nedeniyle yazar olanın daha büyük olduğunu düşünüyorlar ve İlhan abi abiyi zannediyorlardı. 3 yaş fark, yani 15'ten önce fark edilir ama yani 20 yaştan önce, böyle 50'lerden sonra pek fark edilmez o yaşlar. Bazen de İlhan Selçuk zannedip konuşuyorlar. Ben İlhan değilim, Turan'ım diye de en son bıkmış ve İlhan Selçuk olarak uçakta böyle yanına oturanlardan falan. İşte İlhan Bey, ben sizin yazılarınızı okurum falan diyecek. Tamam diyor. İlhan yerine onları dinliyorum diyordu Turan abi.